Aha işte davulcu yakaladım. Ses var, görüntü yok. Buraya da davulcu geliyormuş ablamın söylediği gibi. Herkese ertesi günden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben 6'yı geçiyordu yattığım. 12'ye doğru kalktım. Dün iftarı falan yaptıktan sonra bulaşık makinesini çalıştırdım. Pat diye ses geldi. Ben hiç yarın herhalde bir şey düşürdü zannettim. Meğersem fişim yanmış. Allah'tan bir şey olmadı. Allah korudu. Ben şimdi buraları boşalttım. Buraları güzel cifleyeceğim. Böyle kafayı kestim. Bulaşık makinem öyle kirli, sulu bir şekilde kaldı. Akşamdan beri böyle acayip bir huzursuz oldum. Elimden gelmediği için yapamadım. Yani deneseydim, yedek kafa olsaydı belki yapardım ama neyse, lavabonun altı burası. Güzel de buraları ciflerim. Şimdi bulaşık makinesinin içinin rezilliğine bakın. Böyle sulu sulu pis bir şekilde kaldı. Bakalım eniştem daha uyuyordur. Kalksın, onunla bir iletişime geçeceğim. Dediğim gibi fiş almam da gerekiyor. Elektrikçi falan vardır inşallah burada. Öyle her gün bir şeyler oluyor ama Allah böyle dertler versin inşallah diyorum. Bunun da etrafını falan güzel bir cifleyeyim. Öyle bana kolay gelsin. Günün sorusu, ne yemek yapacağız? Kalktığımdan beri düşünüyordum, hatta akşamdan beri. Bugün hiçbir şey bulamadım yine, kal geldi. 2-3 parça kemikli tavuk vardı. Onu hemen düdüklüye attım. Güzel tavuk çorbası yapacağım. Yaren'in en sevdiği. Yanına ne yaparım bir fikrim yok. Bakacağım. Evet, şimdi içerileri toplayayım. Her yer toplama. Yine şöyle bir elden geçireyim. O arada tavuklar haşlansın bakalım. Sizle beraber çorba yapalım. Düdüklümün altını kapattım. Birazdan havasını alacağım. Tatlı ne yapayım ne yapayım? Aklıma bardak tatlısı geldi arkadaşlar. Bardak tatlısı bizim evde seviliyor. Yaren de ben de seviyoruz. Şöyle 1 litre süte 1 su bardağından birazcık eksik un kattım. 2 yemek kaşığı mısır nişastası kattım. Daha sonra 8 yemek kaşığı şeker kattım. Normalde 7 yemek kaşığı bunun ölçüsü ama 7 bize az geliyor. Şimdi bunu güzel karıştıracağım. Pürüzsüz hale getireceğim. Ocağıma alacağım. Kıvam aldıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ve üzerine 1 paket vanilin ekleyeceğim. Şu bardakları güzel ıslatacağım. Bunlara dolduracağım. Iladıktan sonra üzerini streç kaplayacağım. 3 saat falan dolapta kalması yeterli geliyor. Zaten pratik oluyor bu tatlı. Yapanlar bilirler. Üzerine güzel çikolatalı ganaj yapacağım. Ondan sonra süslemesini yaparız. Kahvenin yanına, çayın yanına mis gibi oluyor. Hiç yapmadıysanız Ramazan'da özellikle malzemesi de az. Gerçi demin Elif'le konuşuyoruz da marketlerde süt de yokmuş galiba. Süte zam geliyormuş. Tövbe estağfurullah. Bir de böyle bir adet çıktı. Zam geleceği zaman bütün ürünleri toplamaya başladılar. Allah gerçekten sonumuzu hayretsin. Bilmiyorum, diyecek bir şey bulamıyorum. Mübarek Ramazan günü. Bebeği olanlar var. Ne bileyim, süt her şey. Yani süt için bebek olmasına gerek kalmıyor. Süt her şeyde kullanılıyor. Bebeği olanlar, çocuğu olanlar, bizim gibi sürekli pasta börek yapanlar. Vallahi bilmiyorum, Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şimdi Elif'le birbirimize ses atıyorduk da. Öyle bakalım. Şimdi bunu karıştıra karıştıra pişireyim. Daha bunun havası var. Birazdan çıkartayım onu da. Bunun da şuraları falan böyle kötü olmuş. Birazdan düdüklümü de cifleyeyim. Öyle arkadaşlar. Şöyle göz kararı 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve vanilyayı ekleyelim. Normalde robottan geçiriliyor ama benimki öyle pürüzlü olmadı. O yüzden robottan geçirmeyeceğim. Bardakları ıslatacağım. Şimdi sizlerle beraber. Daha önce yaptım ama birkaç kere. İlk defa görecek olan arkadaşlarım vardır belki. Bardağı boşaltalım. Güzel erisin şunlar. Bakın pürüzsüz oldu zaten. Çok rahat çıkıyor. Muhakkak yapın. Bugün aslında İbiza tatlısı da yapsam iyi olurdu ama onu artık başka bir zaman yapacağım. Zaten Ramazan'da her tatlı yeniyor, sütlü, şerbetli. Bardakları böyle ıslattım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle fazla sularını aldım. Tabii taşırmazsam inşallah.
Bu bardaklar iyi oluyor. Ben büyüklerle falan da denedim ama en güzel bunlarla şekli oluyor arkadaşlar. Ağzı geniş bardaklardan birazcık daha zor çıkıyor. Ah, döktüm, onları görmeyin. Onları şimdi hemen yok edeceğiz. Tam 5 bardak çıktı arkadaşlar. Şimdi bunlar bir yarım saat oda sıcaklığına gelsin. Buraları falan sileyim. Düdüklü şuradaydı. O kadar canım yandı ki şöyle suyu açarken elimi yakıverdim yine her zamanki gibi. Yanmaktan yana da çok şanslıyımdır bu arada. Neyse, dediğim gibi oda sıcaklığına gelsin. Hatta balkon tarafına doğru alıp kapıyı açayım. Ondan sonra da ne yapalım? Streçleyelim, dolaba koyalım. 2 saat sonunda zaten şöyle oynatacağız. Kendiliğinden lop diye düşecek. İsterseniz Hindistan cevizine haberler. Şuraya da bir şey sürmüşüm. İsterseniz fındık, fıstık kırığına, ne isterseniz cevize bulayacağız. Ortadan keseceğiz. Üzerine ganaj yapacağız. Bu arada BİM'e gitmem lazım. Kremam yok. Bir de çikolata almam lazım. Neyse, şimdi bu kadar yani. Şimdi hızımı kaybetmeden çorba yapımına geçtim. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı tencereye aldım. 2 yemek kaşığı un aldım. Tereyağını çok koymuyorum çünkü üstüne de tereyağı güzel kızdıracağım. Un birazcık kavrulacak, böyle renk çok değişmeyecek. Un çorbası gibi olmayacak. Tel şehriye ekleyeceğim. Tel şehriyeden sonra suyunu ekleyeceğim. Tavukları ekleyeceğim. Karabiber, limon. Güzel piştikten sonra da nane, tereyağı ve pul biber kızdıracağım. Çorbamız efsane güzel olacak. Şimdi hafif un kokusu çıksın. Şehriyeleri de ekleyelim. Suyunu ekledim arkadaşlar. Pürüzsüz hale getirdim. Şimdi böyle didiklediğim tavukları da koyalım. Tuzunu falan, limonlu, karabiberini de koyacağım. Kıvam aldıktan sonra da söylediğim gibi nane, pul biber ve tereyağı kızdıracağız. Bir saniye ellerimi yıkayayım. Evet. Böyle güzel karıştırayım şimdi. Ben bunu genelde hep büyük tencerede yaparım. Yani yapardım eşim falan varken. Şimdi 2 günden fazla olmasın yani. Hatta bir günlük olsa keşke ama yarına çorbamız var. Şimdi bunu alayım içinden. Güzel tahta kaşıkla karıştıralım. Evet, tereyağıyla güzel pul biberi, naneyi de kızdırdım. Çorbam gördüğünüz gibi tamam arkadaşlar. Kıvamı, lezzeti efsane güzel görünüyor. İnşallah tadı tuzu da öyledir. Evet. Şimdi altını kapatabilirim. İftar vaktine kadar birazcık daha böyle kendini çekecek. Şöyle kapağımı alayım. Bir saniye. Ocak soğusun. Ondan sonra ocağı da sileceğim. Bu arada buzlukta yazdan fasulye vardı. Onu çıkardım. Havuç tarator yapacağım. Başka da bir şey yapmayacağım. Bugün yeter de artar. Daha sonra dediğim gibi bir markete falan çıkacağım inşallah. Şimdi şuraları bir toparlayayım. Tereyağı keseceğim kabıma. Kabımı çıkardım böyle. Açabilirsem inşallah. Elimin her tarafı yanık oldu bakın. Neyse, sağlık olsun. Şimdi yağımı da keseyim. Güzel kabıma yerleştireyim. Böyle ufak ufak keseceğim de tek elle zor oluyor. Şimdi bunu da halledeyim. Ondan sonra da diğer işlerime bakayım. Bugün yüz yüze gelemedik sizinle. Şöyle kamerayı kendime çevireyim dedim. Çok şükür şimdilik mutfakta işim bitti. Ama sonra devam edeceğiz. Çorbayı güzel yaptım. 3 tane havucu rendeledim. Onu da soteledim. Havuç tarator yapacağım. Fasulyenin de güzel buzunu çözdürdüm. Vallahi biraz mayıştım ama uykum geldi. Nedense bu saatlerde böyle bir şey vuruyor. Siz de öylesinizdir. Çünkü çok geç yatıyoruz tabii ki. Dün akşam ben yine saat 2'ydi sanırım. Gitmişim. Böyle rüyada gibi bir davulcu sesi falan duydum ama herhalde rüya dedim. Kalktım, 3:10 geçiyordu. Ondan sonra da zaten size çektim, baktım davulcu geçiyor. Demek ki rüya değilmiş. Neyse, acayip bir terledim. Dün akşamdan beri kombiyi kapattım. Akşam dediğim sabah 5 falan da herhalde. Ondan sonra açmadım. Çünkü gördüğünüz gibi kısa kolluyum. Bayağı bir ev sıcak. Eniştemi de daha aramadım. Uyuyordur diye rahatsız etmek istemiyorum. Buralar harp bir durumda. Vallahi bilmiyorum, bakalım bugün olmazsa artık yarın yaparız. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Su falan almam lazım. Şöyle bir liste yapmam lazım. Bir iki alacağım var unutmadan. Hindistan cevizi falan tatlı için lazım. Öyle yani arkadaşlar. O zaman şimdi birazcık böyle dinleneyim diyeceğim ama dinlenemeyeceğim. Niye? Çamaşırlar kurumuştur. Onları toplayayım. Şöyle eve bir süpürge tutayım. Ondan sonra da inşallah birazcık dinlenirim artık. Nasıl güzel bir hava var. Telefonu böyle aşağıdan tutuyorum çünkü gözüm böyle kamaştı. Şimdi BİM'e gidiyorum. Krema ile çikolata alacağım. Oradan 101'e gideceğim. Süt alacağım.
Oradan da alacaklarım farklı yani. Eniştem aradı bu arada. Akşam bakacak çünkü kendi işleri varmış. Öyle gidelim bakalım. Bakın Bime bu hafta neler geliyor. Özellikle şuna bayıldım. Çiçek için vallahi çok güzel fikir. Bakın şöyle runner'lar geliyor. Çamaşır sepeti. Arabalar da vızır vızır. Tam öğrenci çıkış saati. Aloe vera yorgan çift kişilik. Onun fiyatı da uygunmuş. Yatak örtüsü. Ama şunu çok beğendim. Ay şunlar da çok güzel. Bir de bakın lavantalar falan var. Bakmak lazım. Başka? Şöyle bunlar geliyor. Bir de şunlar var. Ay balkonda yer olsa da böyle bir grup alsam ne güzel ama maalesef salıncak da öyle çok güzel. Neyse şimdi dediğim gibi içerisi çok kalabalık. Aa şu da güzelmiş. Bu seti. Bana lazım değil öyle bir şey gerçi de. Ay çamaşır 299 TL. Ama şunu unutmazsam bakarım gerçekten çiçek için. Salona da uyar diye düşündüm. Bakın havluluklar da geliyor. 30, 27, 500. Evet şimdi gireyim haydi bakalım şöyle. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Tatlımı hemen yapayım. Baktım soğumuş. Şöyle bir paket krema aldım. Ama çok azıcık bir şey tavama koydum. Çünkü fazla gelsin istemiyorum. Ziyan oluyor. Göz kararı koydum yani. Yarısı yoktur. Şimdi şu kadarcık bitter çikolata ekleyeceğim. Yetersiz gelirse birazcık daha ekleyeceğim. Ocağın altını kapatalım. Burada fındık kırıklarım vardı. Badem de vardı ama fındık koydum. Hindistan cevizi ikisine bulayacağım. Ortasına da bu karışımdan ekleyeceğim. Şimdi çikolatayı hazırlayayım. Sizlerle beraber bardaktan çıkaralım. Şimdi benim çikolatam hazır ama sanki bu da gözüme az geldi arkadaşlar. Buna birazcık daha krema ekleyeyim. Çünkü nereden baksanız 2, 4, 6, 8 tane falan çıkacak. Neyse. Şimdi ikindi ezanı okunuyor. Bakın böyle terlemiş. 2 tanesini çıkardım. Demin baktım. Evet. Şöyle yaptığınız an zaten bu tatlı tamamdır. Evet gördünüz mü? Şöyle ben ortadan keseceğim. Bıçağım da yamulmuş yalnız. Bunu nasıl yamulttuysam tövbe estağfurullah. Neyse. Başka bir çakalayım. Bayağı yamulmuş. Sadece ortadan böleceğim. Şöyle. Şimdi bir tane Hindistan cevizine buladım. Şöyle tabağıma aldım. Ellerimi şöyle bir dakika. Bunu da fındık kırıklarına bulayalım. Bu da şöyle. Tamamdır. Bir elimi yıkayayım. Ben hepsi belki çıkmaz diye çıkarmadım dolaptan. Şimdi onları da çıkaralım. Yalnız bu çıkmadı. Bu arkadaş birazcık inat etti. Çıkmadı. Şaka mısın? Nazar boncuğu olsun. Her şeyi de böyle nazara bağlıyoruz ya. Tövbe estağfurullah. Evet. Bütün işlem bu. Birazdan şu erittiğim çikolatayı da ortalarına koyacağız ve bu iş tamam olacak. Fındık şart değil. Tek Hindistan ceviziyle de yapabilirsiniz. En
pratiğinden bardak tatlılarım hazır. Gördüğünüz gibi sadece 2 saat kaldı dolapta. O çıkmayanı da çıkardım. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Allah kısmet ederse iftardan sonra çayla veya kahveyle mis gibi yiyeceğiz. Bu arada Nescafe'ye süt tozu alacaktım. Onu da unuttum. Geldim. Şimdi bu güzellikler doğru dolaba gidiyor arkadaşlar. Çok bakın az önce eniştem geldi. Bana bir torba dolusu zılbıt getirdi. Songül ablanın ellerine kollarına sağlık. Ablama zılbıt getirmiş köyden. Eniştemle ablam bana da getirdiler ama bayağı bir çok. Bunu ayıklaması çok zor. Elleri kapkara yapıyor. Ay pardon. Ay çok kötü gıcık yaptı boğazım. Bir de şöyle onlara ceviz getirmiş. Ablam bana da bölmüş. Allah razı olsun getirenden götürenden. Evet, bunları bugün yapabilir miyim bilmiyorum. Kaldırak deniyor bazı yörelerde. Dün bir arkadaş yazmıştı, hatta hamileyken canı çok istemiş, yiyememiş. Benim de herhalde ya Batman'da köydeyken ya da Adıyaman mı hatırlamıyorum, canım çok istemişti. O zaman ben de yiyememiştim ama hamile değildim. Böyle oluyor, hiç bilmeyenler için bir zılbıt diyoruz ama kaldırak da deniyormuş. Hatta bir adı daha var, hatırlamıyorum. Şimdi bunu yere kaldırayım. Yavaş yavaş tabaklarımı çıkarmaya başladım. Burada da fasulyemi koydum. Fasulye tava yapacağım söylediğim gibi. Ununu koydum, mısır unu. Tuz koydum, karabiber, kırmızı biber. Dediğim gibi yumurta koymadım. Böyle ters düz bir şekilde azıcık sıvı yağ gezdirip kızartacağım. Biz bu şekilde çok seviyoruz. Taratoru da yaptım. Başka da bir şey yapmadım. Yeter de artar. Rabbim çok versin herkese inşallah. Evet, ezana son 5-6 dakika kaldı. Benim sofram, yani menüm hazır oldu. Şimdi hemen sofrayı getirdik, suları doldurduk. Şöyle enfes, gördüğünüz gibi fasulye tava yaptım. Havuç tarator yaptım. Çorba yaptım. Çorbadan ablama gönderecektim. Çok oldu. Hem de sıcak sıcak yerler diye düşündüm. Ama çorbası yemeği varmış ablamın. Evet, şimdi o zaman bize afiyet olsun. Rabbim herkesin tuttuğu oruçları kabul eylesin. Herkesin sofralarına da bin bir bereket versin inşallah. Bugün böyle çok bir şey yapmadım. Birazdan da bulaşıkları ayarlayacağım. Güzel çay suyunu da koyacağım. Eniştem de iftardan sonra gelecek. Lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman bize afiyet olsun. Beni iftar sahur sofralarında izliyorsanız sizlere de afiyet şifa olsun arkadaşlar. Evet, makinenin çalışması ne kadar güzel bir mutluluk bu arada parlatıcım. Bir de şey, tuzum bitmiş. Tuz yok galiba da parlatıcı var. Şimdi oraları tekrar bir sileceğim. Orası da o kadar dar ki bakın. Yani zor yaptı eniştem. Kabloyu güzel değiştirdi. Daha doğrusu kafasını. Allah bin kere razı olsun. Ablam uyuyormuş yemekten sonra. O yüzden ablam gelemedi. Tatlı gönderdim. Şimdi ben de çay suyu koyayım. Çok şükür ya. Oldu yani. Evet, saat 9.30 oldu. Çaya anca sıra geldi. Yarenciğim şu an tatlı yemeyecekmiş. Şimdi sizinle birlikte tatlımızın kıvamına bakalım arkadaşlar. Bakın çikolata düştü, onu görmeyin. Enfes oluyor gerçekten, hiç yapmadıysanız muhakkak yapın. Şimdi ben çayı soğutmayayım, içeri geçeyim. Tatlımla beraber çay keyfi yapayım. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Kapanışta buluşuyoruz inşallah. Çay içtim ama beni açmadı. 3 bardak çay içtim. Tatlımı da yedim. Nedense böyle bir uykum geldi. Öğlen de böyle oldum. Akşam yemekten sonra da böyle olmuştum. Bir gözlerim ağırlaştı. Neyse arkadaşlar, burada oturdum. Şimdi makine bitti ama onu kim boşaltacak? Gerçi hiç sesimi çıkartmayayım. Makinem bozuldu diye akşamdan beri aklım çıktı. Kaç dakikası kalmış diye mutfağa girdim. Baktım ışıkları yanmıyor. Hiç prizin patlayacağı aklıma gelmedi. Daha önce oldu halbuki. Neyse, Allah razı olsun eniştemden. Bugün halletti. Makineyi çalıştırdım. İçi de full doluydu böyle. Hani çıkartıp yıkasam, ben böyle bazı şeyleri elde yıkamayı sevmiyorum. Hani hangilerini diyeyim size. Tencereleri falan ciflerim. Güzel bir şekilde parlatır, yerlerine kaldırırım. Ama bardakları böyle kurulamayı sevmiyorum. İçlerine bez koymayı asla sevmiyorum. Hani bezle kurulamayı. O yüzden ben yıkadığım bardakları bile makineye atarım böyle pırıl pırıl olsun diye. Herkesin huyu farklı işte. Neyse, çok şükür büyük bir arızası yokmuş. Makineler de almış başını gidiyor yani. Ama Allah'tan bozulmamış. Öyle oturdum, şimdi kapanışı yapayım. Yarın banka işlerim var. Pazara uğramam lazım. Akşamdan ne kadar plan yapmayayım desem de illaki plan yapıyoruz. Kendimi iyi hissedersem inşallah o işleri halledeceğim arkadaşlar.
Öyle işte, bugünü de gördünüz. Evdeydim, yemek yaptım, tatlı yaptım. Bugünü de bitirdik, Allah'ımıza şükürler olsun. Lafı daha fazla uzatmayayım, ben de dinlenme faslına geçeyim. Belki bu gece sahuru beklemem, yiyip yatarım. Çünkü dün gece gerçekten 6'yı geçiyordu hatta uyuduğum. Böyle bugün bir sersem gibi oldum. Alışana kadar vücut böyle zorlanıyor. Oruçtan yana hiçbir sıkıntım yok. Beni sadece baş ağrısı kötü yapıyor. O da susuzluktan kaynaklı. Bugün birçok arkadaşım da yazmıştı zaten. Allah kabul etsin. Rabbim hepimize yardım etsin. Evet arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmayalım. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın tekrar buluşuruz. Her birinize öpüyorum. Hoşça kalın.